Dünya durdukça eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bunlara insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım inşallah. Dünyanın döndüğünü söyleyen bilim adamları, yaşadıkları çağın önünde gitmenin bir bedeli olduğunu, çağlarına ve geleceğe onur verdiklerini biliyorlardı. Dün, Sinan'ın çağını birlikte paylaşan, 16. yüzyılı birlikte onurlandıran Taki Yüddin ve arkadaşları da, İstanbul'daki ünlü rasathanede gökyüzünün ve dünyanın bilinmeyenlerine eğilmenin bir anlamı olduğunu biliyorlardı. Dünya coğrafyasındaki en büyük imparatorluğun bilim adamları olarak Piri Reis ve arkadaşları da yalnız kendi sınırlarının içini değil, tüm dünyayı ayrıntılarına kadar öğrenmenin de bir anlamı olduğunun çoktan bilincindeydiler. Yoksa bugün bile bizleri şaşırtan doğrulara onlar bu ölçüde yaklaşamazlardı. 450 yıl sonra bile baktığımızda Venedik'i, Bingazi'yi, Rodos'u, Kıbrıs'ı, Marmaris'i, Antalya'yı böyle kolay ve doğru seçemezdik. İkinci Bayezid döneminde doğan, Yavuz Sultan Selim döneminde devlet hizmetine giren, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, 3. Murat dönemlerinde baş mimarlık görevini üstlenen Mimar Sinan'a 500 dolayındaki yapının tasarım ve uygulama sorumluluğunu yükleyen sultanlar ve devletin ileri gelenleri yalnız bilim adamlarına değil sanatçılara da büyük değer veriyorlardı. Çok yönlü yetiştirilen ve çoğu aynı zamanda şair de olan bu sultanlar dönemin Fuzuli ve Baki gibi büyük ustalarıyla adeta yarışıyorlar. Böylece 16. yüzyılın özel bir kimlikle ortaya çıkmasına katkıda bulunuyorlardı. Karahisari, Hasan Çelebi gibi hattatların 16. yüzyılda verdikleri birbirinden güzel örnekleri anlayacak, destekleyecek, onurlandıracak yöneticiler ve bütün bunları hayranlıkla izleyen bir halk vardı. Mimar Sinan'ın yakın çevresinde onun gibi dünyaya farklı bakan bir matrakçı Nasuh, Dünya İmparatorluğu'nda gördüğü her şeyi gerçekçi ve özel bir yaklaşımla resmediyor, yüzyılını geleceğe armağan ediyordu. Böyle bir ortamda yetişen Sinan da kendinden önce geliştirilmiş, kendine miras olarak akıp gelmiş her değişik tasarım anlayışını kaçınılmaz olarak çeşitli biçimlerde uygulayacaktı. Nitekim Yıldırım Bayezid döneminde Bursa Ulu Camii örneğinde olduğu gibi ayak ve sütunlara oturan çok kubbeli yapı tipini Sinan, İstanbul Piyale Paşa'da bir kez daha deniyor ama onu bu defa bambaşka boyutlara ve ilişkilere yöneltiyordu. O, yaygın bir biçimde kullanılan ve dört duvara oturtulan tek kubbeli cami örneklerini de bir bir elden geçiriyor, kendinden önceki mimarların Edirne'deki 2. Bayezid,
İstanbul'daki Yavuz Selim camilerinde ulaştıkları düzeyi hep aşmak istiyordu. Baş mimar olduğu yıllarda ele aldığı İstanbul'daki Haseki Külliyesi'nin camisinde ise o, sınırlı boyutlarda da olsa bu arayışlarına devam ediyor, hep yeni yollar deniyordu. Sinan'ın bu arayışları Halep'te Hüsrevi'ye, Şam'da da ünlü Süleymaniye camilerinde uygulamaya dönüşüyordu. İlginç son cemaat yerleriyle bu tek kubbeli yapılar, renkli taşlarıyla bölgesel özellikleri de içeren görünüşlere ulaşıyorlardı. Bütün bu denemelerin zamanla çok özel bir sonuca varacağını galiba yalnız Sinan biliyordu. Nitekim o, İstanbul'da Kanuni'nin sevgili kızı Mihrimah Sultan için yapacağı anıtsal yapıya giden yolu çoktan aralamıştı. Bu camide dört büyük kemere oturan ana kubbe, yanlara küçük kubbelerle açılarak içeride bambaşka bir mekan anlayışını egemen kılıyor, böylece Sinan da tek yalın bir kubbeyle neler yapılabileceğini gösteriyordu. Ve Mimar Sinan eliyle Mihrimah Sultan adı da ölümsüzleşiyordu. Halep'teki Adiliye, diğer adıyla Dukaginzade Gazi Koca Mehmet Paşa Camii. Bu kez Sinan, tek kubbenin sınırladığı ana mekanı yanlarda kemerlerle genişletmeye çalışıyordu. Aynı özelliği Sinan, Diyarbakır'da Behram Paşa'da da tekrarlıyor, bir anlamda onun İstanbul'da başkentte Hassa Mimarlar Ocağı'nda tasarladıkları, çevresindeki mimarlar eliyle ülkenin değişik yerlerinde uygulamaya dönüşüyordu. Bir kubbenin sınırladığı mekanı genişletmede, zorlamada Sinan durmak bilmiyordu. Nitekim o, Eyüp'te Zal Mahmud Paşa Camii'nde ana kubbeyi üç yönde genişleterek ve duvarları pencerelerle donatarak bu yolda bir kez daha kendini aşmasını biliyordu. Ömrünün son yıllarında memleketi Kayseri'ye de Sinan, tek kubbeli kurşunlu camiini armağan ediyordu. Sinan'dan sonra da tek kubbeli yapılar, İstanbul Nuri Osmaniye Camii'nde de olduğu gibi devam edecek ve değişik üsluplara bürünecekti. Kırım Gözdeve'de yaklaşık 450 yıldır Karadeniz'in hırçın dalgalarını dinleyen Tatarhan Camii'nde Sinan, ana kubbeye mihrap yönünde bir yarım kubbe ekleyecek, bunu daha sonra Konya Selimiye'de tekrarlayacaktı.
İstanbul'un alınmasından önce başlayan, İstanbul'un alınmasıyla yeni boyutlar kazanan kubbe yarım kubbe denemelerinin önünde Ayasofya, bu tipin somut bir örneği olarak sorunları ve aşılması gereken noktalarıyla mimarlara önemli ipuçları veriyordu. Nitekim İstanbul'daki Bayezid Camii, ortadaki ana kubbeye bağlanan iki yarım kubbesiyle bu yeni denemelerin ilk anıtsal örneği oluyor, bir anlamda Sinan'a, Süleymaniye'ye giden yolda aracılık ediyordu. İstanbul'un kimliğinin oluşmasında, kendisinin de doruğa yaklaşmasında Süleymaniye, Sinan için artık yeni bir adımdı. Süleymaniye ayrıca dönemin bütün sanatçılarının en güzel ürünleri sunmasına da olanak sağlayacaktı. İstanbul Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii'nde tekrar Süleymaniye'nin ardından bir kubbe iki yarım kubbe ilişkisine dönecek. Ancak bu yapıda biraz farklı bir mekan anlayışını egemen kılacaktı. Sinan bu arada ortadaki ana kubbeyi üç yönde yarım kubbelerle saran değişik bir yaklaşımı ise önce Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde deneyecekti. Ve bu anlayış dönemin bir başka yapısı olarak Çankırı'daki Ulu Camii'ye bile yansıyacaktı. Yine aynı anlayış içinde tasarladığı Manisa'daki Muradiye Camii ise Sinan'ın çevresindeki mimarlar eliyle yaşama geçecekti. İstanbul'daki Şişli Camii de dahil bu gelenek günümüzde de sürdürülmektedir. Ortadaki kubbeyi üç ya da dört yönden saran ön örnekler içinde ise Atina Fethiye, Diyarbakır Fatih Paşa camileri ve benzerleri bu alanda Sinan'ın büyük atılımlarının kaynağı olacaktı. Bir bakıma mimarlık yaşamının önemli bir dönüm noktası sayılabilecek Şehzade Camii, onun Osmanlı topraklarında gördüğü bu ön örneklerin bir sonucuydu. İlk büyük denemesi olan Şehzade Camii ile Sinan, Osmanlı mimarlığına yeni boyutlar kazandıracaktı.
Erzurum'daki Lala Mustafa Paşa Camii'nde ise Sinan, bazı değişikliklerle aynı anlayışı yalın bir biçimde sürdürecekti. Birbirini izleyen bütün bu yenilikler Sinan için yeterli değildi. Çünkü Sinan sürekli olarak kendisini aşmak istiyor, geçmişten sürekli yeni ipuçları arıyordu. Onun Şehzade Camii'nde denediği yenilikler, yetiştirdiği mimarlar tarafından ölümünden sonra yeniden ele alınacak, Sultanahmet, Yeni Cami ve Yeni Fatih camilerinde olduğu gibi bu gelenek köklü bir biçimde yıllarca sürdürülecek, hatta günümüze kadar uzanacaktı. Anadolu'nun alındığı ilk günlerden başlayarak değişik boyutlarda denenen ve Edirne Üç Şerefeli Camii'nde anıtsal boyutlara ulaşan altı ayağı bir büyük kubbenin oturduğu bir tasarım anlayışı, Sinan için yeni bir çıkışın izlerini taşıyor olmalıydı. Nitekim o, İstanbul'da Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii ile kendinden yaklaşık 100 yıl öncesine ait bu örneği hiç çekinmeden tekrar edebiliyordu. Altı ayağa oturan bir ana kubbeden oluşan bu denemelerini Sinan, İstanbul'da Topkapı Kara Ahmet Paşa, Fındıklı Molla Çelebi, Üsküdar Atik Valide ve diğer bazı camilerinde de sürdürecekti. Hemen hemen aynı yıllarda Sinan, bir yandan altı ayaklı, bir yandan da sekiz ayaklı şemayı kullanarak ulaşmak istediği yolda güvenli bir biçimde yürüyecekti. Örneğin İstanbul Rüstem Paşa Camii'nde ortadaki ana kubbe 8 ayağa oturtularak ulaşılmak istenen sonuca artık yaklaşılmış olacaktı. İznik çinileri de Sinan'ın hiçbir yapısında olmadığı oranda bu camide sergilenecek. Böylece Rüstem Paşa'nın sınırsız ihtirasını o duvarlara taşıyacaktı. Bütün bu çabalar, bütün bu kılı kırk yaran denemeler artık bir noktada düğümlenecek ve 2. Selim'in Edirne'deki Selimiye'si dünya mimarlığı açısından ölümsüzlüğün simgesi olacaktı. Selimiye'de yaşamının en büyük tutkusu olan kubbe bütün görkemiyle 8 ayağa taşıtılacak, böylece bir büyük imparatorlukta mimarlığın geçirdiği evrim ve ulaştığı düzey somutlaştırılacaktı. Sinan'ın bu eserle aldığı eğitim, kullandığı olanak ve toplumun içinde bulunduğu düzeyle ilgili kimliği doruğa ulaşacaktı. İmparatorluğun Edirne'deki simgesi Selimiye'nin küçük ve yeni bir örneğini İstanbul'da da denemeden edemeyen Sinan, Azapkapı Sokollu Camii ile bu kente de Selimiye'nin biraz değişik, yalın bir örneğini taşıyacaktı. Sinan'ın geçmişten geleceğe geliştirerek aktardığı yenilikler yalnız camilerle sınırlı değildi. Örneğin o, kendinden yaklaşık yarım yüzyıl önce Amasya Kapı Ağası Medresesi'ndeki sekizgen şemayı İstanbul'da Rüstem Paşa Medresesi'nde geliştirerek yeniden deneyecekti.
Ancak Sinan, Eyüp'teki Sokullu Medresesi'nde de olduğu gibi medreselerdeki geleneksel gelişim çizgisini koruyacaktı. İstanbul'da Sultanahmet'teki Haseki Hamamı'ndaysa değişik bir uygulamayı gündeme getiren yine Sinan olacaktı. İçinde yatan kişilerin kimliklerini yapısına yansıtmaya çalıştığı örneklerin arasında özellikle Kanuni'nin ve II. Selim'in türbeleri Sinan'ı çok düşündürmüş olmalıydı. Çünkü Sinan, Kanuni'nin desteğiyle Şehzade ve Süleymaniye'yi, II. Selim'le de Selimiye Camii ve Külliyesi'ni yaratma olanağını bulmuştu. Barışta ve savaşta birlikte yaşadığı dört sultan döneminde, başta başkent İstanbul olmak üzere imparatorluğun her yerindeki imar eylemleriyle ilgili günlük sorunları çözmek, bir oranda Mimar Sinan'ın kaçınılmaz göreviydi. Sinan, İstanbul'da Mağlova ve Güzelce Kemer gibi görkemli örnekleri böylesi sorunları çözmek için yapacaktı. Üstelik her birini çağının incelikleriyle donatacak, sağlamlığı, kalıcılığı bunlarda da egemen kılacaktı. Böylesi bir bilgi ve beceriyi Sinan adım adım edinmişti. İmparatorluğun yarım yüzyıl şehircilik, mimarlık, mühendislik eylemlerini yönetecek örgütün başında o, başarılı bir dönemin simgesi haline gelmişti. Döneminin ürünü olan Mostar, Drina, Büyükçekmece köprüleri bunun en somut belgeleriydi. Onun yaşamına yer veren yazılı kaynaklarda suyla ilgili bu yapılara uzun uzun yer verilmesi hoşuna değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda çok değişik kültürlerin, değişik köklü geleneklerin yaşandığı topraklar üstünde birleştirici, kalıcı bir kültürü egemen kılmak kolay olmamıştı. Bu egemen kültür, güçlü bir devlet yapısı, düzeyli yöneticiler, köklü değerlere tutkun, inceliklerle donatılmış sanatçılar eliyle oluşuyordu. Üstelik bu sanatçılar, varlıklarını öne çıkarmadan sessizce görevlerini yapıp bu dünyadan göçüp giderler, geride imza olarak sadece eserlerini bırakırlardı. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Mekke'deki Harem-i Şerif'i saran revaklara Sinan'ın elinin değdiğini acaba kaç kişi biliyordu? Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında Orta Doğu'dan Balkanlara, Kuzey Afrika'dan Orta Avrupa'ya kadar üç kıtada nereye gidilirse gidilsin, Sinan ve benzeri sessiz sanatçıların bu kalıcı izlerine rastlanır. Onların yarattığı ortamlarda geçmişle gelecek arasında sıcak bağlar kurulur. Zamanın köklü biçimde oluşturduğu, yaşamın kopmaz bir parçası olan bu izler, doğumdan ölüme, o yöre insanların her anında yer alır. Bu olgu, o kentlerin çarşısından pazarına, camisinden tekkesine, hatta yalın evine kadar uzanır. Belki Sinan ve benzerlerinin yaşamın içine görünmez bir biçimde sindirdikleri değerlerin önemi de buradadır. Sultan ve bir büyük imparatorluk. Sayısız kentler, milyonlarca değişik insan. Bunları birleştiren bir büyük kültür ve yarattığı 500'e yakın eseriyle 16. yüzyıldan günümüze akıp gelen bir büyük insan. Osmanlı mimarisini taçlandıran bir büyük mimar. Eğer Sinan'ın yarattıkları bütün içinde ayrıntıyı, o gün içinde bile geleceği,
baskı ve zorluklara rağmen doğruları içeriyorsa, o çağları aşmış, kalıcılığa uzanan yolları bulmuş, doğu ve batıdaki çağdaşları içinde özel bir yere oturmuş, geniş zamanlara, evrensel boyutlara ulaşmış demektir. Onu baş mimar yaparak ölümsüz eserler vermesine olanak sağlayan, savaşta ve barışta hep emrinde, birlikte olduğu Sultan Süleyman Han'ı için yaptığı görkemli Süleymaniye. Ve Süleymaniye'nin bir köşesine bu büyük mimarın iliştirdiği mütevazı bir türbe. Bu asırlık çınar, ölmeden önce hazırlattığı bir vakıf senediyle de bütün mal varlığının okul, çeşme, yol yapımı, dul ve yetimlere yardım gibi hayır işlerinde kullanılmasını vasiyet edecekti. Sinan'ın yaşamını onun ağzından kaleme alan yakın arkadaşı, nakkaş ve şair Mustafa Sai Çelebi, 1588 yılında henüz hayattaydı ve bu büyük mimarla ilgili son satırları yazmak da yine ona nasip olacaktı. Ey bir iki gün dünya sarayında yer tutan, huzur yeri değildir insanoğlu için cihan. Süleyman Han'a mimar olup bu mert seçkin kişi, bir cami yaptı ki yüce cenneti hatırlatan. Padişah buyruğuyla su yollarına özendi, odur hayat suyunu Hızır gibi halka sunan. Çekmece köprüsüne bir yüksek kemer çekti ki, gökyüzünde saman yolu gibi asılı duran. 400'den fazla o, ulu mescit inşa eyledi. 80 yerde cami yaptı bu aziz usta insan. 100'den fazla ömür sürdü, sonunda veda etti. Yattığı yeri Allah kılsın cennet gibi gülistan. Göçüşünün tarihini dedi duacı Sai, geçti bu demde dünyadan mimarların piri Sinan, ruhuna Fatiha bağışlaya her yaştan insan. Eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bunlara insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım inşallah.